Esat Oktay Yıldıran PKK tarafından eşi ve çocuğunun gözleri önünde vahşice katledilmişti. Yıldıran 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldı. 12 Eylül darbesinden sonra Diyarbakır Askeri Cezaevinde yüzbaşı rütbesiyle görev yaptı. Burada mahkumlara işkenceler yaptığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Görev süresi içinde cezaevinde PKK'nın kurucularından Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Mazlum Doğan gibi isimler ölmüştür. Bunların bazıları açlık grevi sonrası ölmüştü. Yıldıran Diyarbakır Cezaevinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a atandı. Esat Oktay Yıldıran Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Övünç Madalyası almıştır. İstanbul 23. Piyade Tümeni'nde binbaşı rütbesiyle görev yaparken PKK'nın ölüm listesine alınmıştı. 1988 yılında yanında çocuğu ve eşiyle birlikte otobüste seyahat ederken arkasından kalleşçe vurularak şehit edildi. Gözleri önünde babasının katledildiğini gören Timuçin yıllar sonra babasının yolundan giderek asker olacaktı.